Konuşalım mı? Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? Teşekkürler, çok iyi geçti. Yani şöyle diyebilirim, sınır kapılarında Türkiye'ye gelene kadar hiçbir sorun yaşamadık. Ne maske kontrolü vardı, ne başka bir kontroller vardı. Şimdi Türkiye hariçin diyorum. Türkiye'de prosedürüne göre maske kontrolü, ateş ölçme, ön beyaname form doldurma, adresiniz ve telefon numaranız, 14 gün karantin uygulaması devam ediyor. Alışveriş, gıda, herhangi bir ihtiyacımız olduğu zaman onları karşılayabiliriz. Daha büyük bir sıkıntı olduğu zaman acil aramamız lazım dediler. Peki, geldiniz şimdi size bir karantina onamı imzalattılar değil mi? Evet. Şimdi evde gider gitmez 14 gün evde karantina mı olacaksınız? Ne yazık ki öyle olacak, öyle gözüküyor. Peki geri döndüğünüzde Almanya'da nasıl olacak? Durum nedeni? Geri döndüğümüzde Almanya'daki durum da galiba aynısı olacak. Öyle bir bilgi aldım. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk işçileri koronavirüs tedbirleriyle birlikte sıra yoluna çıktı. Kapıkule sınır kapısından giriş yapan gurbetçilere önce sağlık taraması yapılıyor. Sonra da onam belgesi imzalatılarak 14 gün karantinada kalacakları adreslere doğru yollarına devam ediyorlar. Bu sene tabii korona gündeminden dolayı malumunuz yine gelişler olacak. Fakat biraz daha değişik bir süreç yaşayacağız. Alınan tedbirler var. Her ülkenin kendi ayrı ayrı regülasyonları, uygulamaları var. Türkiye'nin bir takım uygulamaları var. Koronadan dolayı uygulanacak tedbirler var. Bunun için İstanbul Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yetiştikler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya ile beraber biz de Yetiştikler Kurumu olarak Kapıkule sınır kapımıza geldik. Birazdan Edirne Valimizi ziyaret edeceğiz. Kapıkule sınır kapımızdan yavaş yavaş vatandaşlarımızın geçişleri başladı. Uygulamalar nasıl? Vatandaşlarımız hangi uygulamalara tabi tutuluyor? Geçtikleri güzergahlarda neler yaşadılar? Hem biraz onları yakından gördük. Hem de bir takım iyileştirmelerimiz olacak bunlarla alakalı. Bunun çalışmasını yapmak için geldik. Yine bu caminin yanında bir bekleme alanı ve vatandaşımıza yönelik bir hizmet yürüteceğiz. Vatandaşımızın Avrupa'nın neresinden olursa olsun Türkiye'ye gelirken ki güzergahında karşılaşacağı uygulamalarla alakalı vatandaşımızı bilgilendirecek bir internet sitesi ve aplikasyon uygulaması üzerine çalışıyoruz. Yani yurt dışından bir vatandaş karayolla Türkiye'ye geleceği zaman o uygulama sayesinde sınırda ne gibi muamelelere maruz kalacak onu öğrenecek. Türkiye'ye girişlerde yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hem sağlığını riske atmayacak hem de burada geçirdiği kısıtlı vakti en verimli bir şekilde geçirmesine vesile olabilecek bir hazırlığı da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın valizlerini hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. Müjdelerimiz var. İnşallah bu yazda Sıla yolunda yanlarında olacağız. Tabii ki korona süreci şöyle söyleyebiliriz. Tersine bir hareketliliği de meydana getirebilir. Çünkü insanlar koronada Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi gördüler. Alınan tedbirleri gördüler. Bir de vatan hasreti var. Ve tabii biraz duygusallık da var koronadan dolayı. 40-50 gün insanlar evlerinden çıkmadılar. Dolayısıyla biz bu sene açıkçası daha yoğun bir giriş bekliyoruz. Beklentinin, normal beklentinin aksine. Tedbirlerimizi de ona göre alıyoruz. Her şey Ali'de. Ben şimdi Ali'yi arıyorum.